Sevgili seyirciler, engelli annelere adeta cehennem hayatı yaşıyor. Karşılaştıkları sorunlar o kadar çeşitli ve sınırsız ki, hiçbir hesaba kitaba sığmayan, kimsenin aklına gelmeyecek alanlarda mücadele etmek zorundalar. Aysin Günaydın'ı dinleyince, ne kadar zor hayatlar olduğuna bakıp şükretmek yerine, engellilerin kaldırılması için çaba harcamak gerektiğini anlıyor insan. Deniz Yıldızı Zihinsel Engelliler Derneği'nin geniş katılımlı toplantısında sorunlar tartışılıyor. Yaşanmışlıklar üzerinden çözüm önerileri konuşuluyor. Herkesin ayrı bir öyküsü, yazılmayan romanları var. Engelsizlerin yaşamında ayrıntı gibi duran konuların, engelli ailelerin yaşamında nasıl hayati konulara dönüştüğüne tanık oluyoruz. Engelli annesi ve derneğin yönetim kurulu üyesi Aysun Günaydın, çocuğunun eğitim alırken karşılaştığı servis sorunlarını anlatırken, diğer alanlarda karşılaşacağı sorunlarla baş edebilmenin ne kadar zor olduğunu anlıyoruz. Ve anladığımız bir şey daha var. Ne kadar zor hayatlar olduğuna bakıp şükretmek yerine, engellerin kaldırılması için küçük bir çaba harcamak. Hangi kuruma gittiyse, kime gittiyse herkes bu konuda duyarlı olduğunu söylüyor. Ama sadece bu masanın başında oluyor. Yarın herkes kendi dünyasına döndüğü zaman bizi unutuyor. Ama biz o sorunlarla her zaman baş başa kalıyoruz. Ben çocuğumu İstanbul'dan nakilli geldiği zaman engelli diye eğitimi alamadı. Öğretmen sınıfında istemedi, dışlandı. Ben çocuğumu servise kayıt yaptırdım. Çocuğum kucağımda. 12 yaşında bir çocuk benim kucağımda servise kayıt yaptırmış olmama rağmen servisçi bana aynen şunu söyledi. Senin çocuğun engelli, diğer çocuklar evde velisine söyler. Benim ekmeğimle oynayamazsın. Ben senin çocuğunu servise alamam. Dedim ki bugün bizi götürün ama yarın biz sizinle yalnız bu konuyu konuşalım. Çocuğun yanında bunu konuşmayalım. Çocuğum bana boynuma sarılarak da ben ağlıyorum, gözümün yaşlarını siliyor. Anne ağlama diye. Ben çocuğumla ortada kaldım. Taksi çağırdım, taksiyle eve gittim. Sokağa çıkartamıyorum. Hakikaten çok basit oldu. Belki herkes demiştir ki artık midemiz bulanıyor bu kaldırım sorunları. Hakikaten çok büyük bir problem. Ben Şirin evlerde oturuyorum. Bakın şu anda sömestr tatil. Ben çocuğumu bir dışarıya yemeğe götüremiyorum. Arabamla götürüyorum. Diyor ki arabayla gitmek istemiyorum. Herkes gibi ben de gezerek gitmek istiyorum. Ama mümkün değil. Götüremiyorum çünkü kollarımdan 3 gün yerimden kalkamıyorum daha. O kadar çok yorucu oluyor ki. Hakikaten gerçekten Ordu'da lifli bir araca çok acil ihtiyaç var. Bunun için bir çağrı merkezi oluşturulup lütfen bir sürü dernek başkanı var aramızda. Ne olur hepiniz ricada bulunun. Bizler de bulunalım. Yetkili kişiden orada binlerce engelli varken bir lifli araç olmaması ya, çok büyük bir eksiklik. Şey yaptım işte Metin Bey. Kaç imza topladın? Kampanyada imza. 10 bin imza topladın. Ya bence orada başka konular dahil. 10 bin imza topladın. Konular dahil. Bir fındık mitinginde bir belediye yaptı mı hangisi geçen hepimizden izledik bir belediye yaptı mı neresiydi acaba bir belediye vermemize rağmen herhangi bir gelişme yok. Yok. Aysun Hanım çok güzel bir şey söyledi. Biz yaşıyoruz bizde kalıyor. Maalesef böyle oluyor. Sadece kaldırım konusunda falan değil. Eğitim konusunda da böyle. Sağlık konusunda da sorunun sahiplerini bir araya getirmemiz lazım. Bir şekilde bir araya getirmemiz lazım. Ve onlar sizin veyahut da bununla uğraşan insanların samimi olarak bu işlerle uğraştığına inanması gerekiyor.